Geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşandı Zafer Partisi Genel Başkanı ile İçişleri Bakanı arasında. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurum varsa saat 11'de beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. Vatandaş olarak siz nasıl görüyorsunuz bunun? Bence İçişleri Bakanı haklı gibi geliyor bana. Hayvandan aşağısın dedi. Kim için? Zafer Partisi Genel Başkanı için. O da yanlış ya. Soruyor. Ya o yanlış yani. Karşılıklı horoz dövüşü. O kadar çok söylenecek şey var ki, neden böyle oluyor, Türkiye niye böyle bölük bölük bölündü? Yani biz çok üzülüyoruz resmen. Vallahi ikisi boş insanlar, boş kalmışlar, dangırlıyorlar orada. Ne makama yakışıyorlar ne de Türkiye. Ümit Özdağ'ın yaptığı kendine göre yakışmaz. İçişleri Bakanımızın da o söylevi, o da ne de yakışmaz. Sen şimdi şöyle ailesine hakaret yapamazsın. Süleyman, kapının önüne gel, korkak herif! O şimdi İçişleri Bakanı hepimizi temsil ediyor. Biz burada şunu bekliyoruz. Cumhurbaşkanımın çıkıp diyecek ki arkadaş bu olmaz. Sen ne gerizekalısın ya? Gerizekalı birisi bu adam ya. Ya sen gerizekalı mısın? İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa. Kalibresi bozuk. Cins, cibiliyet bozuk. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. İradeyi koymadı ama iradeyi koymadı ya, bu sandıkta ona eksi olacak. Çok üzülüyorum. Niye? Bu Türk siyasetinin geldiği seviyeyi gösteriyor. Eğer seviye bu kadar düşmüşse vay halimize. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Hiç böyle girmem. İtibarımız onun itibariyle bir araya getirir miyiz ya? Siz nasıl görüyorsunuz o tartışmayı? Bu tartışmayı tabii ki olmayacak bir şey yani. Mümkün değil. Bakan olarak eğer bu kelimeleri kullanıyorsa biz ne yapalım? Örnek olmaları lazım topluma. Bizleri yönetiyorlar. Çok çirkin ve ucuz bir dille konuşulan bir tartışma. Hani siyaset meydanı olmasına rağmen bu ülkedeki, bu toplumdaki insanların vekilleri, hatta biri İçişleri Bakanı. Maalesef hani muhalif partiler de bu dili kullanmak zorunda kalıyor veya dürüst gazeteciler. Hani ana akım medyada dolanan, işte gündemde tutulmaya çalışan, gündem algı oyunları yapmak için kullandıkları bu tavırlar, yeni gelen nesle de bu sindiriliyor bence yani. O yüzden çok kötü ve çirkince buluyorum. Hiç medeni değil. Siyaset o kadar kirlendi ki kabul edilir diller değil bunlar. Yani siyasette bir edep adap vardı. Maalesef onların hepsi bitti. Şimdi daha önceki dönemleri eleştiriyorlar ya mevcut iktidar. O dönemde bile nezaket vardı. Nezaket vardı. Yani insanlar birbirlerine, en zıt partiler bile çok hitap ederken çok dikkatli olurlardı. Ya bu siyasi ağız da değişti. Bunlar hoş bir şeyler değil. Yani bilmiyorum. Sokak kabadayılarının birbirleriyle dalaşmalarının ağızları bunlar. Ya siyasete yakışan bir şey değil. Bizleri temsil eden insanlar onlar. Vallahi ben bu konuda teşekkür edeyim. Kolay gelsin. Neden? Geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşandı Zafer Partisi Genel Başkanı ile İçişleri Bakanı arasında. Sen genç olarak nasıl gördün bunu? Ne demek, söylemek isterdin? Bence ortaya Ümit Özdağ'ın ruhunu koyarak bir hamle yapması, bir tepki göstermesi bence gayet güzeldi. Gidip de İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayanması bence gayet hoştu. Ben tartışmaları hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Karşılıklı konuşmak varken niye o yolu seçiyorlar? Anlamıyorum.